Aksaray Milletvekili Ayhan Erer. Buyurun Ayhan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Sözlerimin başında ülkemizin yiğit, cesur, dürüst bir vatan evladı, büyük bir değeri olan, ömrünü Türk devletine, Türk milletine, davasına adamış Türk milliyetçisi Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Bey'i rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Değerli milletvekilleri, ilgili kanun teklifinin 19. maddesi üzerine konuşma yapmak üzere partim İYİ Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi en derin saygılarla selamlıyorum. Tarımsal üretiminin kesintisiz olarak sağlanmasını ve artan gıda tüketimine cevap verecek ölçüde büyümesini temin etmek için tarım arazilerimizin korunması büyük önem arz etmektedir. Üzerinde söz aldığım madde ile yeter gelirin altındaki tarım arazilerinin bölünmemesi şartıyla mirasçılara vergi ve harç muafiyeti imkanları sağlanmaktadır. Toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uyarınca bu tür muafiyetlerden yalnızca yeter gelirli büyüklüğü olan tarım arazilerinin mirasçıları faydalanıyordu. Düzenlemeyle arazi büyüklükleri yeter gelirin altında olan tarım arazisi mirasçılarının da bir yıl içerisinde kendi aralarında anlaşma sağlayıp arazilerini koruma halinde vergi muafiyetinden yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi medeni kanunun mirasa ilişkin kurallarını belirleyen maddeleri toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu gereğince yürürlükten kaldırılmış, tarımsal arazilerin hem satış hem de miras yoluyla mülkiyet devri Tarım ve Orman Bakanlığı iznine bırakılmıştı. Ben mirasa gelmişken Türkiye'de bir kangren haline gelen AK Parti'ye görev yapan hukukçu milletvekillerimden bu konuda destek bekliyorum. Mirasçılar arasında yıllarca izaleyi şuya konu olan topraklar maalesef neticeye kavuşturulmamakta. Bundan dolayı da mirasçıların büyük bir bölümü köydeki kasabasındaki topraklarından feragat etmekte ve tarım dışı kalmaktadır. Bir kanuni düzenleme ile ortaklığın giderilmesi, devlet tarafından belli bir süre sonra resen yapılması bu sorunu ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Yine ülkemizin coğrafi avantajlarından dolayı tarımsal üretimde üstün imkanlara sahip, örneğin bazı bölgelerimizde yılın 12 ayında üretim yapılabiliyor. Böyle yerler için arazi ekonomik büyükleri yeniden belirlenmelidir. Çünkü sıcaklık ortalaması, yükseklik, ürün çeşitliliği gibi bölge farklılarının öne çıktığı tarımlar alanında belirlenmiş bölgeden sağlanan ekonomik verim farklı bölgelere daha büyük alanda sağlanabilmekte. Diğer yanda bir yılla sınırlandırılmış olması tarımsal alanların bölünmesine neden olabilir. Bu süre biraz daha uzatılmalıdır diye düşünmekteyiz. Dolayısıyla sürenin 2 yıl veya daha uzun bir süreye çıkarılması arzu edilen sonuçları sağlayabilir. Ayrıca kanun maddesinden haberdar olmayan mirasçıların uygulama süresine bir an önce dahil edilmeleri sağlanmalıdır. 2014 yılında görüştüğümüz kanuna eklenen bir değişiklikle bakanlığın mirasçılara tebligat aracılığıyla bildirimde bulunması ve devir için ek süre vermesi kararlaştırılmıştı. Günümüzde ise ek süre vererek zamanı olumsuz kullanmak yerine miras kararının açıklanmasını müteakip hemen tebligat gönderilecek bir uygulamanın sisteme dahil edilmesi zamandan tasarruf sağlayacaktır. Yine bununla birlikte yapılmak istenen değişikliğin mirasçıların kendi aralarında istekleri doğrultusunda zamana bırakılmadan bakanlığın arabuluculuğunda giderilmesi daha hızlı sonuç verebilir diye düşünmekteyiz. Unutmayalım ki mülkiyet devir işlemlerinin daha kısa sürede yapılması hem vatandaşlarımız hem de arazilerin tarımsal üretime katılması için oldukça önemlidir. Bir başka husus da ilgili tapu müdürlüklerine yapılan intikal başvurularının ayrıca bakanlığa bildirilmesi
nedeniyle süreç oldukça uzamaktadır. İzin işlemlerinin resmi yazışmalarla sürdürülmesi yerine tapu müdürlüklerinde arazi edindirme ofisleri kurularak devir amaçlı başvuruların değerlendirilmesi yapılabilir. Varisler arasındaki anlaşmazlık yaşanması nedeniyle henüz devir yapılmayan miraslı arazilerde üreticilerden bazılarının toprağı işlemeyi bıraktıkları görülmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hazine arazilerinin toprağı olmayan köylülere ve çiftçilere verilmesi hususunda özellikle seçim bölgem Aksaray'da olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bunlar 500'er dönüm şeklinde satışa veya kiraya çıkarılmakta. Fakir fukara çiftçiler bunları almakta zorlanmaktadır. Oysa bunlar 25'er 30'ar dönüm halinde vatandaşa satılmaya veya kiralanmaya elverişli hale getirilirse zaten parası pulu olmayan bu yoksul vatandaşların buraları kiralamaları mümkün olacaktır. Yine toplulaştırma sonucunda seçim bölgem Aksaray'da bir yığın mağduriyetler oluşmuştur. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli makam ve mevkilere müracaatlar yapıldığı halde bu mağduriyetler her geçen gün biraz daha da artmaktadır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi de bir an önce gerekmektedir. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.